arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ki, çok iyi oldu. Kendi konseptime, henüz oturmamış olan konseptime döndüm her ne kadar şey de olsa. Şunu söyleyeyim, bu YouTuber diğer arkadaşımız olan Berkcan Güvenli olan tartışma dilerim ki son bulmuştur. Ki benim açımdan oldu şu an için. Son bulmuştur ve ben dediğim gibi kendi konseptime dönüyorum. Geçici konseptime bu arada. Yatağımı topladım, videosu çekmiştim sizinle hatırlarsanız. Yeni taşındım eve, o yüzden tekrardan böyle bir video çekmeye karar verdim. Çünkü neden? Gerçekten yani yatağıma toplamaya ihtiyacı var. Her ne kadar 21 santim topuklu değilsem de. Arkadaşlar bu konu bu konu artık yani şey olmasın lütfen. Nasıl diyeyim? Artık bununla ilgili bir şey söylemeyin bana lütfen. Neden? Çünkü yani sizin karşınıza çıkıyorum. Kaldı ki böyle eşofmanla çıkamam yani şu an için söylemem lazım. Tabii ki de özenle giyiniyorum. O anda laf etmeyin lütfen. Ne olmuş 21 santim topukluyla şey yapıyorsam yani. Temizliyorsam. Ne olmuş yani? Dilerseniz başlayalım hemen. Şöyle bir üzerimde şunu düzelteyim az çok. Öncelikle bu. Yani. Bir kere benim değil, onu söyleyeyim yani. bu arada ben bazı şeyler açıklık getirmek istiyorum ki o da şudur. Bu Berkcan Güven tanımıyorum dedim. Millet şey demiş, nasıl tanımazsın bilmem ne falan filan. Ya arkadaşlar benim takip ettiklerimi zaten bilen biliyor. Kimse kusura bakmasın. Ben yani hiçbir YouTuber'da onun kardeşim hariç. O da benden yaşta ziyadesiyle küçük. Yani bayağı küçük. Aramızda yaklaşık 10 yaş kadarına yorum yapsa ondan sonra hani o şekilde gördüm tanıştık falan. Yoksa ben kimseyi takip etmiyorum. Berkcan Güven'i de takip etmiyorum. Yani şöyle, bilen bilir arkadaşlar. Benim Instagram'da takip ettiklerimi, YouTube'da takip ettiğim zaten hiç kimse yok. Instagram'da da yani ek serisi, hepsi değil mi? Ek serisi yani Rus escort'tur, yani Rus modeldir. Ben bunları takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar, yani bu görünen bir şey. Bunu saklamanın alemi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani takip ettiklerim ortada. Zaten hani YouTube'da da kimseyi takip etmiyorum doğru düzgün. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Gören görüyor zaten. Takip etmiyorum, tanımıyorum, etmiyorum diyorum. İnanır, inanmayın. Hatta yani bu konuyla ilgili o videoyla işte prim yükleniyor, prim yapıyor bilmem ne. Arkadaşlar o video 7 dakika, anlatabiliyor muyum? Yani ben o videodan para kazanmıyorum. Konu para kazanmak değil. Kendimi ifade etmeye çalıştım, onu bile böyle çekip bir taraflara yani şey sokmaya çalıştığınız olur. Ayrıca bir ayıp ama neyse, sesimi çıkarmayacağım bu konuyla ilgili. Beni bilen biliyor zaten. Bir şey söylemiyorum. Benim amacım film falan değil. Olsa ben bugüne kadar yani bu kadar video çektim sonuçta. Yani niye hiç kimseye laf etmedim? Ya tek ki benim storyimde paylaş demedim ki yani. Kendi kendine paylaşmış. Hatta ondan bile haberim olmadı. Tekrar söylüyorum ben. Birisi bana gönderdi. Öncelikle tanıdığım insanlardan. Sonra da takipçilerim gönderdi. Takipçilerim demeyeyim de hani beni seven insanlar demek istiyorum. Takipçilerim lafı bana abes geliyor. Kimse kusura bakmasın. Beni seven insanlar bana gönderdi. Bu şekilde benim haberim oldu. Ben anmadım. Kalkıp işte otomobildi, cam silmeydi, yatak toplamaydı, işte lollipoptu bilmem ne. Yani onlarla ilgili video çektim. Ben kimseye kalkıp yani demedim ki şey yapın, işte beni şey yapın, paylaşın veya işte ince işte yok pardon ekşi sözlükte işte adama başlık açılmış bilmem ne. Ben kimseye açtırmadım. Hatta yani şey gömmeye falan çalışmışlar. Yani böyle hakaret etmeye falan çalışmışlar da yani kimse kusura bakmasın. Kalkıp bana açık giyiniyorsun diyenlere de şunu söylemek istiyorum. Açık giyiniyorsam giyiniyorum. Güzelim. Onu geçtim, prim yapmaya çalışıyorsun açık giyinmekle diyenler oluyor. Arkadaşlar kusura bakmayın da açık giyinen sadece ben değilim. Rihanna'nın, işte atıyorum Kardashian'ların, atıyorum işte Jenner'ların yani açık giyinerek prim yapmaya çalışmasına ihtiyacı yok ki. Yani yok ki yani ben de açık giyinerek prim neden yapmaya çalışayım? Şimdi baktığınız zaman ben ve bu ihtiyacı olmayan kadınlar, anlatabiliyor muyum? Yani bunları benim de aynı şekilde benim de aynı şekilde yani benim böyle prim yapmaya falan ihtiyacım yok. Ben zaten güzelim arkadaşlar, siz sevmeseniz de ben güzelim. Bu benim güzelliğim, gösterişi olduğumu değiştirmiyor. O yüzden bunu konuşmanın anlamı yok. Bundan dolayı ne giydiğimin de pek önemi yok. Bunu cevap vermek istedim. Başka bir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Ona yapacak bir şey yok zaten.
Bu arada bu çarşafını düzelteceğim ben ya. Yani bu konuyla ilgili olarak ben başka bir şey söylemiyorum. Prim yaptığımı düşünenlere de ziyadesiyle kınıyorum. Tekrar söylüyorum. Ancak böyle... Düzeltmek çok zor arkadaşlar. Bunu artık olduğu kadar yani. Uzatmış bulmayayım yatağımı tekrar neler çıktı videosu. En azından üzerinde artık bir çıktı. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum sizlere. Gerçekten yani benle ilgili olarak çok yanılgıya düştüğünüzü tahmin ediyorum. Yani düşündüğünüz gibi bir insan belki de değilimdir. Buna açık olmanızı öneririm. Tekrar söylüyorum. Herkes yani herkesi tanıdığını sanabilir ancak tanımadığını da düşünebilir. Yani lütfen bunu göz önünde bulundurun. Yani beni tanımadığınızı düşünerek hareket edin biraz. Çok şey konuşuyorsunuz, çok şey söylüyorsunuz. Ve yani hepsi de gerçeği yansıtmıyor maalesef. Ben bazen böyle hani bana çok üzerime geldiğinizi düşünüyorum. Yok işte yani yorumların genelinde kadınlar şey diyor işte prim yapıyorsun oradan bunu açarak. Ancak ben öyle olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü yani herkes tekrar ediyorum o işte bahsettiğim büyük modeller olsun şey olsun. Yani herkes böyle işte açık giyiniyor. Çünkü bunlar tekrar ediyor. Bu neymiş? Ümmiye. Ümmiye kim? Aa arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ay iyi ki aklıma geldi. Arkadaşlar benim yeğenimin adı kimlikte Batuhan. Ama biz ona ne diye sesleniyoruz biliyor musunuz? Metin. Yani ne alaka diyeceksiniz ama aynen öyle yani. Öyle çok insan var. Mesela isim farklı, seslenilen farklı. Arkadaşlar bu videoda da ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Tekrar ediyorum size çok 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 güzel bir sürprizim var. Bu dönem geçsin, bu ay geçsin. Dilerim ki yani size sözlerimi teker teker gerçekleştireceğim. İşte bu... bu dönemden sonra ya ben de istiyorum ama bazen bazı şeyler zor oluyor bu hayatta. O yüzden bana kızmayın lütfen. Size verdiğim sözleri tutacağıma emin olabilirsiniz. Yani dilerim ki. 101 aboneye özel soyunma videosu değil arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Soyunma cezalı oyun videosu çekeceğime söz verdim. Sözümün arkasındayım. Bu 50.000 aboneye özel yatağımı topladım 2 videosu olsun. Ancak şu an aslında ben size başka bir sürpriz yapacaktım da bu 50.000 aboneye özel maalesef işte olamadı bazı sebeplerden dolayı. O yüzden böyle bir video oldu. Dilerim ki bu da hani sizi mutlu etmiştir.
Elimden geleni yaptım çünkü. Yatağı toplayamadın demeyin lütfen bana. Yani işte bu kadar. Zaten yatakta ne yapıyorsunuz ki yani? Uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz. Ben de aynı şekilde. O yüzden yani çok da glavlamaya gerek yok. İşte yatak, yastık var, çarşaf var. İşte örtü var yani. Bu kadar yeterli olacaktır. Onları yaptım. Bunlar yeter işte. Daha ne yani? Neyse. Başka dağınık gördüğünüz bir yer varsa bir sonraki videoda oraya toplayayım diyeyim. Çekmecelerim berbat halde. Bir türlü düzen tutturamıyorum. Eğer isterseniz bir sonraki videoda onu düzeltebilirim. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada kilo verdiğimi, eğer kilo verdiğimi düşünüyorsanız lütfen yazın. Hatta bununla ilgili bir anket yapmayı falan düşünüyorum. Ben verdiğimi düşünüyorum. Eskisi mesela diğer videodaki gibi duba gibi değilim bence. Yatağı topladım bir videosundaki gibi. Yani görünen kör kılavuz istemez çünkü. Bunu anket yapmadan da kendim görebiliyorum, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın bana. Kendinize iyi bakın.